Merhaba sevgili gençler, bu dersimizde yerleşmelerin gelişimi, dünya üzerinde kurulmuş ilk yerleşim alanları ve yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İnsanların barındığı, yaşamını sürdürdüğü ve çeşitli ekonomik etkinliklerde bulunduğu alana yerleşme denir. Paleotik dönemde yani yontma taş Çağı döneminde arkadaşlar, temel ihtiyaçlarının doğadan karşılayan ilk insanlar iklimin olumsuz etkilerinden ve doğadaki tehlikelerden korunmak için barınağa ihtiyaç duymuştur. İlk zamanlarda doğada avcılık ve toplayıcılık yaparak göçebe bir yaşam sürdüren insanlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kaya oyukları, ağaç kovukları ve mağaraları kullanmışlardır. Bu dönemde su ve yiyecek kaynaklarının av hayvanlarının fazla olduğu alanlar yerleşim alanı olarak daha fazla tercih edilmiştir. Ee, örneğin ilk yerleşim alanlarına baktığınız zaman paleolitik dönemde Antalya'nın e, Karain e, veya İstanbul'daki Yarımburgaz mağaraları buna örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Neolitik dönem dediğimiz Cilalı Taş e, döneminde de e, insanlar avcılık ve toplayıcılıktan tarım ve hayvancılık faaliyetine geçiş yapmıştır. Bu gelişme insanların göçeme bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçmesine neden olmuştur. Yani tarımla uğraşmaya başlamışlar. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte insanlar yaşamlarını sürdürdükleri alanlardaki doğal malzemeler olan taş, toprak, bitki ve ağaçları kullanarak barınaklar yapmışlardır. Bu dönemde iklim şartlarının elverişli olduğu verimli tarım alanlarına sahip akarsu kenarlarında ilk yerleşim alanları ve küçük köyler kurulmaya başlamıştır. Maden dönemi dediğimiz kalkolitik dönemde ise arkadaşlar bakır, tunç ve demir madenleri insanlar tarafından işlenmeye başlamış. Bu madenlerin çıkarıldığı alanlar ve madenleri eritmede kullanılan odunun bol olduğu ağaçlık alanların çevresi yerleşim alanı olarak seçilmiştir. Demirden e, saban yapılması tarım yapılan alanları ve tarımsal üretimi arttırmıştır. Yapılan tarım faaliyetleriyle birlikte beslenme kaynaklarının artması nüfusun hızla artmasını ve köylerin büyümesini sağlamıştır. İnsanların ihtiyacından fazla üretimi yapması sonucunda takas yoluyla ticari faaliyetler başlamıştır. Özellikle ticaret yolları üzerinde ve kıyılardaki limanların çevresinde büyük şehirler kurulmaya başlamıştır. Yani ilk e, bu dönemde tarım şehirleri kuruluyor. Tarım şehirlerinden sonra da üretimin artmasıyla birlikte ticaret ve liman şehirleri ortaya çıkmaya başlamıştır devletlerin kurulmasıyla birlikte bazı şehirler yönetim merkezi haline gelmiş ve giderek büyümeye başlamıştır. Örneğin İstanbul, Şam ve Roma gibi şehirler kurulmaya başlamış. Din insanlıkla birlikte var olan bir olgudur. Dinsel açıdan kutsal sayılan yerler ve bu yerlerde bulunan mabetler geçmişten bu yana ilgi görmüştür. Böylece dini özelliklerin etkisiyle büyüyüp gelişen dini şehirler ortaya çıkmıştır. Burada da görüyoruz arkadaşlar Mekke'den bir görüntü. Dini şehirler ortaya çıkmaya başlamış. Sanayi devrimi ile birlikte şehirlerin sayısı artmış ve şehirler büyümüştür. Sanayileşme ile şehirlerde iş imkanlarının artması ve daha iyi hayat koşullarının sunulması kırsal kesimlerden şehirlere doğru göçlerin artmasına sebep olmuştur. Bu durum metropol şehirleri denilen çok büyük şehirlerin ortaya çıkmasını da ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Günümüzde sanayi, ticaret, tarım, turizm, ulaşım gibi faaliyetlerin dini ve idari fonksiyonların birine ya da birkaçına sahip çok sayıda şehir yerleşmesi ortaya çıktığını görmekteyiz. Yeryüzünde ilk yerleşim alanlarının kurulduğu yerleri bir harita üzerinde görecek olursak arkadaşlar. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde ya da arasında Mezopotamya dediğimiz bir bölge ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, Nil Nehri çevresinde Mısır medeniyetinin kurulmasıyla birlikte ilk yerleşim alanları burada da ortaya çıkmıştır. Eee Indus, Ganj ve Brahmaputra nehrinin bulunduğu bölgede verimli tarım arazilerinde arkadaşlar iklimin elverişli olduğu yerde Hint medeniyetinin ve buna buradaki şehirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, Çin bölgesinde de Çin'in bulunduğu yerde de Sarı ve Gök Kırmak nehirlerinin verimli tarım alanlarında e, Çin medeniyeti kurularak burada şehirler ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Yine e, Güney Amerika'da Ant Dağlarının yüksek kısımlarında İnka medeniyeti kuruluyor ve burada ilk yerleşim alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. E, Meksika körfezi ve Meksika çevresinde de arkadaşlar Aztek ve Maya medeniyeti kurularak burada ilk yerleşim alanlarının kurulduğunu görebiliyoruz. Şimdi e, yerleşmeyi etkileyen faktörler neler? Yerleşmeyi etkileyen arkadaşlar doğal faktörler ve beşeri faktörler var. Doğal faktörlere baktığımız zaman, İklim, yer şekilleri, e, su kaynakları, toprak yapısı, bitki örtüsü, kara ve denizler, doğal afetler gibi etkenler yerleşmeyi etkileyebilmektedir. Etkileyen doğal faktörlerdir. Beşeri faktörler ise tarım, e, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, madencilik, bilim ve teknoloji de Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerdir. Şimdi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden iklimden bahsedecek olursak iklim yerleşmeyi etkileyen en temel faktördür. İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde yerleşmenin daha fazla olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu nedenle iklim şartlarının çok çok elverişli olduğu arkadaşlar genel olarak orta kuşak karalarında görüyorsunuz kırmızı renkle gösterilmiş olan yerlerde işte Avrupa olsun ...veya e, Hint Yarımadası, e, Güneydoğu Asya, Japonya çevresi, e, Kuzey Amerika'nın orta kısımları... ...buralar genel olarak yerleşmenin çok yoğun olduğu yerler olarak karşımıza çıkarken... E, ...yine e, kutuplara yakın alanlarda e, soğuk iklim koşullarının etkisinden dolayı... ...yerleşim alanlarının sınırlı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, Amazon Havzası'nda... Gür bitki örtüsünden dolayı yerleşim alanlarının sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Ve genel olarak çöl bölgeleri yani Sahra Çölü veya Gobi Çölü, ondan sonra Avustralya Çölleri, Patagonya, Kalahari, Namib Çölleri gibi çöl alanlarında ise yağışın yetersizliği ve sıcaklığın fazla olmasından dolayı yerleşim alanlarının çok seyrek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yer şekillerinin etkisine bakacak olursak, yerleşme üzerindeki etkisini yükseltinin fazla olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yerleşim az iken engebenin az olduğu düzlük alanlarda ise ekonomik faaliyetler daha uygun olduğundan yerleşmeler daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dağların uzanışı ve bakı durumu da yerleşmeyi etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Himalayalar Alp Dağları Kayalık Dağları e, ve Ant Dağları gibi dünyanın yüksek ve engebeli alanlarında yerleşmeler oldukça sınırlı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Burada hem e, engebeden dolayı hem yükseltiden dolayı hem iklim koşullarının elverişsizliğinden dolayı yerleşim alanının sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denilmektedir. Yerleşme üst sınırının en yüksek olduğu yer yüksek sıcaklık ve nem oranından dolayı ekvator çevresindeki yerlerde bulunmaktadır arkadaşlar. Örneğin burada Bolivya'nın başkenti La Paz görüyoruz arkadaşlar. E, deniz seviyesinden yükselen yani rakımı bunun 3690 metrede kurulmuş bir şehirdir. Çünkü alçak kısımlar ekvator bölgesinde olduğu için yüksek sıcaklık çok yüksek nem ve gür ormanlık alanlarla kaplı olduğundan dolayı insanlar iklim koşullarının daha elverişli olduğu yüksek yerler tercih etmiştir ekvator çevresinde. Gelelim su kaynaklarına. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik faaliyetlerinde kullanmak için suya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yerleşmeler genellikle su kaynaklarının yakınında kurulduğunu görebiliriz arkadaşlar. Toprak ise, toprak yapısı ise, iklim şartlarının elverişli olduğu tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uygun verimli toprakların bulunduğu alanlar tarih boyunca yerleşme için en çok tercih edilen alanlar olmuştur arkadaşlar. Tarıma uygun olmayan tuzlu topraklar ve e, bataklık alanları ise yerleşmeyi sınırlandıran e, önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ee, kara ve denizlerin dağılışına bakacak olursak yerleşme üzerindeki etkisine. Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçü sularla kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Denizler ve okyanuslar yerleşmeyi sınırlandıran en önemli faktörler olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü denizlerin başladığı yerde yerleşme bitiyor. Karaların kapladığı alan güney yarım kürede ee, daha az Kuzey yarımkürede daha fazla bulunmaktadır. Bu nedenle yeryüzündeki yerleşmelerin çok büyük bir kısmının kuzey yarımkürede olduğunu görürüz. Burada baktığınız zaman artı üzerinde Ekvator'un kuzey kısmında yani kuzey yarımkürede karalar Güney yarımküredekinden çok daha fazla alan kaplamaktadır. Ee, bu da insanların kuzey yarımkürede yerleşme e, yerleşme alanının daha fazla olduğunu bize göstermektedir arkadaşlar. Bitki örtüsüne bakacak olursak bitki örtüsünün çok gür olduğu ormanlık alanlar yerleşme için elverişli alanlar değildir. Gür orman e, alanları ekonomik faaliyetleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi yerleşmeyi de sınırlandırmaktadır. Örneğin Amazon Havzası veya Kongo Havzası ekvator çevresindeki bu bölgelere örnek olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler nelerdir arkadaşlar. Bunlardan tarımla başlayacak olursak. Ee, tarım yeryüzünde ilk yerleşmeler tarıma bağlı olarak ortaya çıktığını söylemiştik Neolitik dönemde arkadaşlar. Tarım alanlar ve yakın çevresi yeryüzünde yerleşmelerin fazla olduğu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tarımın yanı sıra hayvancılık ve ormancılık da yerleşmeyi etkileyen önemli faktörler içerisinde değerlendirilmekte ve bunları komple tarım alanı olarak düşünmekteyiz arkadaşlar. Sanayi e, yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor arkadaşlar. E, beşeri faktörler içerisinde. Sanayileşme günümüzde yerleşmeleri çok fazla etkiliyor. Çünkü sanayi devriminden sonra fabrikaların kurulduğu yerler önemli birer çekim merkezi haline gelmiştir. Bu tür yerleşim alanları hızla büyüyerek gelişmişlerdir. Çünkü sanayinin olduğu yerde iş imkanı vardır. İş imkanının bulunmasından dolayı da insanlar buraya yoğun bir göç dalgası halinde gelmektedir. Bu da bu şehirlerin hızla büyümesini sağlamaktadır. Şu an dünyaya baktığınız zaman genel olarak sanayinin yoğun olduğu yerde nüfusun daha kalabalık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Ulaşım bütün yerleşim birimlerinin kuruluşunda ve büyümesinde etkili olan bir faktördür. Ulaşım koşulları gelişmemiş olan yerlerde yerleşme az iken ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde yerleşmenin fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer faktör de turizm. Yerleşme alanlarının seçiminde ya da bazı yerleşmelerin büyümesinde turizminin etkisinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Turizme bağlı olarak konaklama, eğlence ve alışveriş merkezlerinin artması yerleşim biriminin büyümesini sağlamaktadır. Bir diğer faktör de madencilik. Madencilik kalkolitik çağdan yani maden devrinden itibaren yerleşim yerinin seçiminde etkili olan bir faktördür. Günümüzde bazı yerleşmeler maden çıkarılan alanların yakınında kurulmuştur. Yani iklim koşulları elverişli olmasa da bazen maden olan bölgelerde ...yerleşimin olduğunu görebiliyoruz. Örneğin işte Sibirya'da... E, ...Üstnera veya e, Dixon veya Mirney gibi... E, ...çok değerli madenlerin, elmas madenlerinin çıkarıldığı alanlarda... E, ...çok soğuk koşullar, iklim koşulları olmasına rağmen... ...zaman zaman sıcaklık koşullarının 50-50 dereceye düşmesine rağmen... ...buralarda insanların yaşadığını, yerleştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bilim ve teknoloji ise arkadaşlar... ...ısıtma sistemlerindeki gelişmeler çok soğuk yerlerde ulaşım sistemlerindeki gelişmeler engebeli alanlarda sulama sistemlerindeki gelişmeler kurak alanlarda yerleşmenin kurulmasını e, sınırlı da olsa olanak sağlamıştır. Günümüzde denizlerin doldurulmasıyla e, polder dediğimiz tarım alanları oluşturulduğu gibi modern yerleşim alanları da oluşturulmuştur arkadaşlar. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, yüksek teknoloji kullanılarak, bilim ve teknoloji kullanılarak denizin doldurulmasıyla bir palmiye adası oluşturulmuş. Üzerinde ultra lüks triplex villaların bulunduğu ve değeri milyon dolarlarla ölçülen e, villalar yapılmıştır arkadaşlar. E, ve bu da bilim ve teknoloji sayesinde yerleşme alanının e, gelişmesini sağladığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili gençler bu dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.